çikolata kaplı, içi krema dolu, taptaze bir kek. Şokolips, dudaktan kalbe, saraydan. Neleri için ben saat satıyorum, saatlerini tamir ediyorum. Evet. Çünkü saat... Diğer okuldan da birçok öğrenci müşterilerim vardı. Karaman Hacı Celal Mahallesi'nde doğdum. Aslında eski adıyla Hiççeler. 50 yıldır bu mesleğin içindeyim. Şu zaman 25 sene, 15 sene mesela 5 kuşak. 15 sene olsa 75 sene olur. Ustaya gittim. 3,5 sene çıraklığım var. Ondan sonra şahsi bir dükkan açtım. Çoban kavurma dediğim İzmir köfte. Ben İstanbul'a giderdim. Kartacı dükkanları var dedim ve demin bırakıldı. Evet. Ömür. Evet. Bir yani. Ömür. Ömür burada geçti. Mutlu oluyorum. Eşimi seviyorum. Evimi de mutlu oluyorum. Bir de çocuklarımı seviyorum. Şehre ruh katan, değer katan esnaflarımızdan biri Bir Tat Lokantası'ndayız. Ve son kuşak temsilcisi Ali Kaymaz'la evet, birlikteyiz inşallah. Değil mi? Evet, inşallah. Ali abiciğim hemen şunu öğrenmek istiyorum. Kaçıncı temsilcisin? Ben dedem, amcamlar, babam, ben de oğullarıma devrediyorum inşallah. Devrettim sayılır yani. Onlar da beraber çalışıyoruz. Hı-hı. İnşallah onlar 4 oluyorlar, ben 3 oluyorum. Üçüncü kuşak, evet. Kaç yıldır Karaman'da Bir Tat Lokantası? 1953'ten tarafa dedemden. Bugüne inşallah işte 70 yıl oldu. 70 yıl geçmişimiz var abi. Evet. Mazi çok eski. Çok eski. Evet. Kebapçı. Mesela 4 masalı bir kebapçılıktan bugünkü günlerimize geldik. Çok şükür. Bir tat deyince aklınıza sabahın o ilk saatlerinde mis gibi kaynayan çorbalar geliyor. Bu işin sırrı nedir? Bunca yıldır hizmet vermek, ayakta durmak, bu lezzeti Karamanlılarla evet. paylaşmak. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Babamdan aldığımız şey, birincisi temizlik. İkincisi dürüstlük evet. ve çalışkanlık. Yani bu üçünü birleştirirsen babam rahmetli öyle derdi. Sırtın yere gelmez diye. Bu üç prensesi de iş ahlakımız evet. oldu. Bir de sabahları mesela o sabah namazından sonra dükkan açmanın bereketinden çok bahsederdi. Güzel. Ve öyle olunca biz daha onu sürdürüyoruz inşallah da sürdüreceğiz, devam edeceğiz. İşte sabahları bizim tritle paçamız var biliyorsunuz. Evet. Ne saat kaçta başlıyor öyle abi? Biz 3'te falan geliriz. Zannederim 5-5.30 gibi hazır oluyoruz. İşte fabrikacılar, Ankara'ya gidecek olanlar, fabrikadan çıkanlar, camiden çıkanlar olarak güne başlıyoruz. Sonra da... Böyle bir müdavim günü var orada. Var peki saat kaça kadar gelirsek içebiliyoruz? Tritli biz sabah 9-9.30 gibi bitirmek zorundayız. Yani et suyunun o saatten sonra şey kalmıyor, evet. Tadı kalmıyor diyeyim. Paça öylesine ama diğer çorbalarımız devamlı. Devam ediyor akşama kadar. Şüphesiz esnaf lokantalarının hayatımızdaki yeri çok başka, çok ayrı. Ve son yıllarda tekrar insanlar artık böyle esnaf lokantası tadını, lezzetini arar hale geldi. Evet, çünkü yeri söylediğim gibi çok ayrı. Dışında sulu yemeklerimiz, el yemeklerimiz, var, kaç çeşit de. Devam ediyorsunuz böyle? Günlük 7-8 çeşit sulu yemek. Bizim Konya'nın tandır kebap, fırın kebap dediğimiz ızgaralarımız. Ve odun fırında olmak şartıyla işte etli ekmekler, mevlana'dır, peynirli pide onlar da var. Evet. O şekilde hizmet veriyoruz. Yazın bazen eğer ustada sorunumuz olmazsa döner de çıkarıyoruz. Çünkü kuvvetçilerimiz İskender'i çok seviyorlar. Evet. Onların şey için yazın İskender'de yapıyoruz. Şimdi Konya tandır deyince aslında bir tatta Karaman yemekleri de enfes bir şekilde pişiyor ama neden bizim Karaman yemekleri tanıtımında mı bir sıkıntı evet. var? Orada, abi, orada neler biraz, söylemek istersiniz orada biraz sıkıntımız var. Yani Karaman'ı tanıtamıyoruz. Yani bir callamız var, işte bir batırığımız var. Evet. Araba şeyi Yozgat'a kaptırdık biliyorsunuz. Evet. Yozgat'ta. Canlayı bari kurtarabilirdik. Canlayı kurtardık. Onun şeyi alındı. Evet.
Onun haricinde işte bizim kılbasanın kuymak dediğimiz hevagillerden olan tatlımız var. O da kabul edilmiş. Çok şükür. Onun haricinde mesela bu tirit. Konya'da da tirit diye söyleniyor ama Konya'nın tiriti çok farklı. Onlarınki daha ziyade böyle yoğurtlu kebabı andırıyor. Bizimki anam babam, papara veya çılbır dediğimiz tarzda olan tirit. Bilmeyenler için. Tabii yani biz bayat ekmeği bir gün evvelden doğruyoruz. Onun üzerine yoğurt, kavrulmuş kıyma, yeşil soğan, biraz tereyağı ve et suyundan tekrar ilave ederek böyle mantımsı bir havada olan bir ürün çıkıyor ortaya. Evet. Onu veriyoruz sabahları ve çok beğeniliyor. Veriyoruz herkese. Çok şükür bir şikayet almıyoruz yani. Efendim, tabii köklü bir mağazası var bir tatın. İyi bir esnaf nasıl olmalı? Gerçi biraz anlattığınız gibi rahmetli babanızdan ama günümüzde her şey o kadar çabuk hızla değişiyor ki. Maalesef. Neler söylemek istersiniz? Valla dedim ya abicim, şu anda biz eski komşularımızı gözümün önüne getiriyorum. Biz iki günler oturup çay içiyorduk, kahve içiyorduk, sohbetler ediyorduk. Ama şu anda maalesef insanların hayat şartları mıdır, nedir? Yan komşularımızı... Sizce bizim neyi istemiş olabilir? Yani hayat şartları. Hayat şartları. Ha, yani ekonomik şartlar çok zorlaştı biliyorsun. İnsanlar mutsuz mu size göre? Bence mutsuz. Sayacaksınız. Bu ne kadar çok? 1-2 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Aa, 7. Tabii 7. 10, 11, 12 kilo. Tam 12 tane. Süper. Çikilop şimdi 12'li pakette. Saraydan. Bir tane daha yiyeyim ya. Bence mutsuz. Çünkü maddi imkanlar olmadığında maneviyat da olmuyor. Evet. Yani ikisi birbirine tamamlayan şeyler diye düşünüyorum. Evet. Eski Karaman'ı özlüyorsunuz. Yani. Biraz da çocukluğunuzdaki Karamanları anlatın bakalım. Babanızın zamanında gelen müşteriler, yani. Şimdi onların çocukları gelmeye devam ediyor tabii, var mı? Tabii. Mesela biz onlardan mesela, bahsedelim biraz. Şu anda geçen de bir hesap ettik. 4. nesil geliyor. Oo. Bir dedelerine, babalarına, onun çocukları ve onun çocuklarının da 7, 8, 6 yaşlarındaki çocuklara dahi hizmet etmişiz. Böyle ondan çok büyük mutluluk bulduk. Evet. Geçen gün böyle bir konuşma geçti aramızda. Bir gizli dizi devam ediyor değil evet. mi? Yani evet. Yani bu kurbetçiler de çok. Çünkü oradakilerin özlemi olmuş. Yani işte Karaman'a gidince mesela böyle iddialara giriyorlarmış. Bir tatta yemek yemesine gibi. Ha, ne güzel. Öyle şeyler duyuyoruz. Evet. Mutlu ediyor tabii. Evet. Karaman tanıtımına biraz daha değinmek istiyorum. Bir tat lokantası olarak, bir esnaf lokantasının sahibi, işletmecisi olarak. Aklınızdakiler nelerdir? Karaman'ı yemekleriyle nasıl tanıtabiliriz? Neler yapabiliriz? Valla şimdi Karaman'da biliyorsunuz mesela bir palize. Evet. Yapılabilir, tanıtılabilir. Ne bileyim, bu bizim patlıcan kebabımızın kuzu etinden kemikli olarak tepside yapılabilir. Evet. Hani patlıcan kebap bu anneannem, babaannem yaptığı zaman çok hoşlanırdık biz. Mesela biz zerdeyi öğrendiniz mi? Nasıl evet, yapılıyor ama şu andaki işte nesille de bir sıkıntımız var. Yağlı diye yemiyorlar. Evet. Kuzu etinden olan patlıcan kebabı yağlı diye yemiyorlar. Mesela ben yengemin bir zerdesi var. Onu benim hanımım da öğrendi. O zerdeyi ben değişmemiş bir şey. Ama İddialısınız tabii, ama zerde. Zerde de bayramlardaki değişmez yememiz. Evet. Efendim başka yani şu anda aklıma gelmeyen birçok yemekler tanıtılabilir. Hı. Mesela bu işle ilgili olarak Rıza Duru Bey bir kitap hazırladı biliyorsunuz. Evet. Ama sadece kitapta kalıyor. Yani onu yediremiyorsunuz. Olmuyor yani. Evet. Biraz daha artık daha geniş kapsamlı evet. Çalışmalar bir de Karaman'da akşamları yemek şeyi yok, kültürü yok yani mesela ailesiyle çıkıp yemek yeme kültürümüz biraz zayıf. Evet. Sadece gündüzleri çarşıdaki inşallah. Karın doyurmak için belki de değil evet, mi? Evet, böyle bir aynen. Hoş sohbet, meşk yapmak, evet. Gerçi, yemek yemek. Buna uygun böyle bir mekan da yapılmıyor. Yani dükkanlar hep küçük. Böyle bir yer de yok. Yer de yapılmıyor. Yapan arkadaşlardan birkaç aydan sonra mağduriyete geçiyor iş.
Ama şimdi çorbayı nasıl güzel yapıyorsunuz desek herhalde söylemezsiniz. Nasıl da sırrını. Var mı öyle lokanta esnafında sır tutmak? Yani ben çok o işe katılmıyorum. Ben soranlara söylüyorum. Söylüyor musunuz? Söylüyorum ama görsel olması da gerekiyor evet. biraz. Yani görerek sadece sadece söylemekle olmuyor. Olmuyor yani. Evet. Mesela ben ekmek kadayıfı görsel olarak yapmayan söylediğim kimse tutturamadı. Ama birkaç defa benim yanımda gördükleri zaman yapanları gördüm. Yani meraklısı gelip sizden öğrenebilir tabii, mi? Tabii gelen çok soran güzel. Oluyor. Mesela evet. ekmek kadayıf bu konuda çok. Evlerde bayramların evet. tatlısı biliyorsunuz. Evet. o tatlıyı ben çok gösterdiğim insan söylem ne olmuyor. Evet, siz en çok hangi yemeği seversiniz? Valla ben bamya. Çiçek bamyadan bayram yemeği bamyası. Evet. Ve çoban kavurma. Sebzesiz. Çoban kavurmayı çok seviyorum. Bir de tandır kebabı zaman zaman boyun etinden, gerdan etinden yaptığımız günlerde. Aa, öyle güzel çok anlattınız ya. Peki, yani bir tat lokantasının en önemli süresi yani size göre mi şu anda? Bana göre bizim çoban kavurmamız. Kuzu haşlama yapıyoruz, o çok beğenilir. Evet. İşte callamız dediğim gibi. Devam ediyor. Ve mesela kuru fasulyeyi biz İzmir'den getiriyoruz, Erzurum'dan. Kuru fasulyemiz güzel. Başka ne diyebilirim? Mesela fırında tavuk yapıyoruz. Yani şu anki 7-8 çeşit yemeğimizin hepsi sabah yaptığımız yemekleri bitiriyoruz. Birini birinden ayırt edemem diyorsunuz. Yani, evet. Ali abim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evlatlara geçecek bir miras. İnşallah. Uzun soluklu olmasını biliyoruz. Peki evlatların farklı bir vizyonu var mı? Var. Yoksa aynı yine kaymaz devam ediyor mu böyle? Var. Hani zaman çok... zaman onlar da bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Değerlendiriyoruz ama şu anki durumda birazcık beklemeye uygun gördük yani. Evet. Daha geniş bir yerde, daha böyle restorantımsı istiyorlar onlar. Evet. Ben de diyorum ki oğlum... Hirtat biraz daha büyüyecek, biraz sinyalini alalım o zaman. Öyle diyorlar. Evet. Ama ben de diyorum ki şu konseptimizi bozmayın. Evet. Çünkü yok yani sulu yemek yapan insanlar güzel. Azaldı. Fast food, işte pizza vesaire. Peki mesela pandemi girdi. İşte insanlar başka dijital dünyaya evrildi. Evet. İşte e-ticaretten yemek siparişleri vermek gibi. Evet. Siz ayak mı uydurdunuz ya da sizi yani, etkiledi mi? Ayak mı uydurduk tabii ki de. Bu birçok şeyle anlaştık. Paket servisleriyle şimdi ismini vermeyeyim. Evet. Onlarla anlaştık. Gönderiyoruz. Evet. Öyle gönderiyoruz. Ama işte sulu yemekte yeni nesil maalesef ancak bu orta yaş ve diğerleri sulu yemek üzerine. Onun da biz bunun öncüsü olalım diyorum çocuklara. İşte onlar daha değişik düşünüyorlar tabii genç olunca. Bir de onlar üniversiteden aşçılık okulunu okudular ikisi de. Mektepli aşçılar ve avarcılar bir araya geldi. Belki daha şahane şeyler çıktı. İnşallah. Evet. İnşallah. Ya yani onu zaman yıllar, gösterecek. Evet, uzun yıllar, uzun soluklu. Karaman'da bir tatlı şahane enfes yemeklerinin Karaman'larla buluşturmaya devam etsin. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Burada nefis bir şeyler var. Hemen onu Ali abiciğim anlat bakalım. Bu fırın kebabımız. Bu fırında pişiyor. Akşamları giderken süreriz fırına bunu. 9'da, 9.30'da. Gece geldiğimiz vakit bu şekilde pişer. Ve sonra burada servise getiririz. Akşam 9'da fırına giriyor. Sıra, bunun özel penceresi var, sivri. Onun ağzını kapatırız, fırına sürüyoruz. Evet. Biz akşam tekrar gece 3'te sonra geldiğimiz zaman bu hali alır. Yani şöyle. Bayağı uzun bir aşamada yani. Yavaş yavaş yanan fırında pişmez. Evet. Bir sökmüş, dinlenmiş fırında olacak. Evet. Bu da bir tatın en önemli. Yani evet, her ne kadar Konya'da desek biz de iddialıyız bu konuda yani. Tavuk, kuzu haşlama, çoban kavurma dediğim, İzmir köfte, günlük bir tane çeşit yemek çıkar. Bugün mesela ciğer sebze çıkarmışız. Yarın yoğurt ıslanıp, bir gün dolma, bir gün sarma gibi o her gün değişik bir evet. Kurbasyon ortamız bir gün. Burada rahatlıkla analarımızın pişirdiği ev yemeklerine, sulu yemeklerine ulaşmamız mümkün. İnşallah. Sebeplerimiz gibi gözüküyor hepsi. Pilavımız duru vurgurdu. Evet, reklamlar. Evet, ve gelelim tatlılara. Ve Karaman'ın
olmazsa olmaz tatlılarından birisi sevgili Ali abi anlatacak şimdi. Mis gibi bir ekmek kadayıfı görüyoruz. Evet, ekmek kadayıf. Evet. Bunun kaymağını Afyon'dan getiriyoruz. Sütlacımız fırın sütlaç. Fırın tatlılarından da kuymak dedim anlattığım az evvel. Künefe ve katmer yapıyoruz. Daha sonra neler Kemal Peşe'dir, tel kadayıftır birçoktu ama artık talep bunlar üzerinde yoğunlaşınca birazcık daraltık çeşitimizi. Ve olması gereken yani bununla mesela evet. Çok iddialıyız. Ekmek kadayıfta iddialıyız. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel ederim. Üneleri için ben saat satıyorum, saat saatlerini tamir ediyorum. Evet. Çünkü saat... Diğer okuldan da birçok öğrenci müşterilerim vardı. Karaman Hacı Celal Mahallesi'nde doğdum. Aslında eski adıyla Hiççeler. 50 yıldır bu mesleğin içindeyim. Şu da var, 25 sene, 15 sene mesela 5 kuşak. 15 sene olsa 75 sene olur. Ustaya gittim. 3,5 sene en çıraklığım var. Ondan sonra şahsi dükkan açtım. O çoban kavurma dediğim İzmir köfte. Ben İstanbul'a giderdim. Kartacı dükkanları var dedim ve demin bırakıldı. Evet. Ömür. Evet. Bir yani, ömür. Ömür burada geçti. Mutluyum. Eşimi seviyorum. Evimde mutluyum. Bir de çocuklarımı seviyorum.